Web3 dünyasına doğru hızla ilerlediğimiz bu günlerde blok zincir teknolojisi ve kripto paralar günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaya başladı. Blok zincir teknolojisinin kullanımı arttıkça neredeyse tüm işlemlerde merkeziyetsizlik ve şeffaflık hızla yayılıyor. Bunu bir yandan avantaj olarak görsek de bir yandan da Web3'ün tüm hayatımızı etki etmesiyle birlikte yapacağımız en ufak etkileşimden bile izlenebilir olması yeni riskler yaratmaya başladı. Tabii ki bu durum kişisel verilerin gizliliği gibi bazı önemli konularda da endişelerin oluşmasına sebep oluyor. Elbette bu sorunun bir çözümü de var. İlk olarak 1985 yılında tasarlanmış bir teknoloji bugünlerde blok zincir projelerin imdadına koşuyor. Zero Knowledge Proof, yani sıfır bilgi kanıtı. Zero Knowledge Proof en basit anlatımıyla bir ifadenin ne olduğunu açıklamadan karşı tarafa o ifadenin doğru olduğunu kabul ettirmenin bir yolu. İfadeye ait iddiayı kanıtlamaya çalışan taraf kanıtlayıcı, doğrulamaktan sorumlu olan taraf ise doğrulayıcı olarak adlandırılır. Zero Knowledge Proof teknolojisi için kanalda çok detaylı rehber niteliğinde bir videomuz var. Sağ üstten linkine ulaşabilirsiniz. Bu videodan hemen sonra kesinlikle onu da izlemelisiniz diyelim ve devam edelim. Zero Knowledge Proof kullanan proje sayısı son dönemde oldukça arttı. Fakat bu projelerin arasında en önemlilerinden biri şu an Polkadot ekosisteminde geliştiriliyor. Getirdiği yenilikler ile rakiplerinden birkaç adım öne çıkması da çok muhtemel olan Manta Network. Manta, Web3, DeFi ve çok daha fazlası için blok zincir gizlilik platformu. Yüksek performansı yepyeni Zero Knowledge Proof altyapısı ile blok zincirlerin en önemli eksiklerinden biri olan gizlilik problemini çözmeye odaklanmış durumda. Üstelik Manta Network'ün çıktığı bu zorlu yolda yanında olan sağlam partnerleri ve arkasında duran çok büyük yatırımcıları var. Görüntünün heyecan uyandırdığı doğru ama biraz sabredin. Buraya tekrardan geleceğiz. Şimdi Manta'yı diğer projelerden ayıran alameti harikası nedir ona bakalım. Manta ilk günden itibaren Web3 ile uyumlu, ölçeklenebilir, birleştirilebilir ve gizli bir ağ kurmak için çalışmakta. Manta ile DeFi'lere, NFT'lere, GameFi'lere, DAO'lara ve sayısız diğer blok zincir uygulamalarına gizlilik getirilebilir. Tam gizlilik, yüksek verim ve zincirler arası birlikte çalışılabilirlik sağlamak adına ZK Snark teknolojisini kullanan Manta Network 4 ana uygulamaya ayrılmakta. Bunlar merkeziyetsiz yönetim, Manta Pay, Manta Swap ve Manta Platform. Manta ve Calimari merkeziyetsiz kendi topluluğu tarafından kontrol edilen ve yönetilen bir merkezdir. Manta ve KMA tokenlarını satın alıp yönetişim tekliflerine oy vererek ve protokolün gelişmesine ağırlık vererek siz de yönetime katılabilirsiniz. Calimari de nereden çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Konuyu bölmeyelim, bu bölümden hemen sonra merakınızı gidereceğiz. Manta Pay, ZK Snark kullanılan zincir üstü çok varlıklı ve korumalı bir havuz. Bu BOT yani kendi token'ı Getir modelindeki merkeziyetsiz ve anonim ödeme protokolü. Manta Pay, Polkadot ve Kusama ağlarındaki tüm önemli kripto varlıkları ve daha fazlasını destekleyecek. Manta Pay'in nasıl çalıştığını yakından görmek için hızlıca projenin white paper'ına bir ucundan bakabiliriz. Ayrıca videonun ilerleyen bölümünde white paper'da daha derinlere de dalıyor olacağız. Manta Network'ün Web3'te tam anlamıyla gizlilik getirmek adına ilk odağı merkeziyetsiz gizli para transferlerine imkan sağlayan Manta Pay. Blok zincirlerin büyük bir çoğunluğunun aksine Manta'da işlemler sıfır bilgi kanıtlarıyla NFT'lere çevrilir, yani her işlem benzersiz ve tamamen özeldir. Örneğin Bitcoin'de Alice, Bob'a bir Bitcoin gönderdiği blok zincire işlenir ve herkes tarafından gözlemlenebilir. Ancak Manta Network'ün sunduğu yepyeni sıfır bilgi teknolojisi sayesinde işlemler gizlidir ve dışarıdan gözlemlenemez. Sektörde gizli para transferlerine imkan veren Zcash ve Monero gibi projeler de bulunmakta. Bu projelerle gönderen ve alıcı cüzdanları adresleriyle birlikte gönderilen miktarlar da gizli kalacak şekilde coin transferleri yapılıyor. Ama Manta'nın farkı işte burada başlıyor. Manta Network bir gizlilik token oluşturmak yerine bir gizlilik aracı oluşturuyor. Manta, Bring Your Own Token yani kendi token'ını getir özelliğini tüm ekosisteme sunar ve güç aldığı Polkadot Crosschain Messaging teknolojisiyle Dot Kusama ekosisteminde yer alan tüm tokenları desteklemekte. Ayrıca Manta, gelecekte blok zincirler arası köprüler aracılığıyla Polkadot'a ek olarak tüm blok zincirlerdeki tokenları gizlilik katabilmeyi hedeflemekte. Manta Pay'e bu gizliliği sağlayan bir diğer temel kavram ise Sheltered Addresses, yani korumalı adresler. Korumalı adresler, Manta'daki özel varlıklarınız için tekrar tekrar kullanabileceğiniz adreslerdir. Bu adresler, gerçek adresiniz ile ilişkilendirilmez. Böylece Manta Pay ile gizliliğinden endişe etmeden işlem yapar ve on-chain analizlerinde ifşa edilmezsiniz. Manta Swap, ZK Snark teknolojisiyle desteklenen AMM tarzı merkeziyetsiz bir borsa.
Uniswap ve Curve gibi DEX'lerin aksine finansal gizliliğiniz burada korunuyor olacak. Manta platform programlanabilir özel varlıklar sunar. Geliştiriciler Web3 dünyasının daha önce hiç görmediği heyecan verici ve gizliliği koruyan uygulamalar oluşturabilir. Örneğin özel bir NFT açık arttırması yapabileceksiniz. Manta Swap ve Manta Platform şu an prototip aşamasında ve geliştirmeleri devam ediyor. Şimdi Manta'nın daha iyi anlaşılabilmesi için çok hızlıca üzerinde geliştirildiği Polkadot ekosisteminden de kısaca bahsetmek gerekiyor. Polkadot, gas fee'lerin yüksekliği ve ölçeklenebilirlik sorunlarıyla boğuşan Ethereum'a alternatif olarak Ethereum'un kurucu ortağı Gavin Wood ve Gwir Group yazılımcı tarafından 2016 yılında oluşturuldu. Polkadot bir blok zincirden ziyade blok zincir merkezi gibidir ve katman bir projelerin bağlanabileceği bir merkez gibi tasarlanmış. İşte Manta Network Polkadot'un bu önemli özelliğinden yararlanarak diğer katman bir ağlarının tümüne ulaştırmayı hedeflemekte. Bu arada Polkadot'a bağlanan ve ağ üzerinde çalışan Manta gibi ağlara da parachainler denir. Polkadot ağında yer almak isteyen parachainlerin birebir kopyaları yani ikizleri ilk olarak Polkadot'un test ağı olan Kusama'da test edilir. Ancak Kusama ağında yapılan işlemler gerçek mali değerlere sahip olduğundan diğer blok zincir test ağlarından büyük bir farkla ayrılmaktadır. Bunu anlatmak istedik çünkü Manta Network'ün de Kusama'da bir ikizi var. Calamari Network. Calamari şu an Kusama ağında halihazırda aktif bir proje ve Calamari Token ekosistemde yüksek bir hacimle işlem görmekte. Bu videoda Calamari'yi daha fazla değinmeyeceğiz. İleride Calamari projesinde ayrı bir video olarak sizlere anlatırız. Bu arada fark ettiyseniz Calamari ekosistemde aktif dedik. Çünkü Calamari'nin tokenı olan KMA token şu an Bybit, Huobi, KuCoin, Gate ve MXC gibi önemli borsalarda alınıp satılabiliyor. Manta'nın ana odağı olan Polkadot ayağındaki Manta Network ise geliştirilme aşamasında ve token olarak daha piyasaya sürülmedi. Takım, hedefledikleri Web3, DeFi, NFT ve çok daha fazlasına yönelik tam gizlilik ve güvenlik için sağlam adımlar atıyor ve yola gün ve gün güçlenerek devam ediyorlar. Henüz ön satış ve listeleme programı açıklanmayan Manta için bunu bir avantaj olarak düşünebilirsiniz. Böyle önemli projelere erken yatırım yapabilme fırsatı çoğu kez yakalanmıyor. Çünkü siz projeyi gördüğünüzde zaten iş işten geçmiş oluyor. Sosyal medyada takip, etkileşim ve topluluklarında aktif olma fırsatını erkenden yakalamak çok büyük bir önem arz ediyor. Ayrıca birazdan detaylarını anlatacağımız projenin test aşamalarına da katılarak ilk kazananlardan olabilirsiniz. Ödül etkinlikleri ve airdroplar ile tokenlarını herkesten önce toplayabilirsiniz. Buraya kadar Manta projesinin genel amacının anlaşıldığını düşünüyoruz. White Paper'a dalıp teknik detaylara girmeden önce haydi gelin ilk başta gösterdiğimiz ve hepimizi heyecanlandıran partnerler, yatırımcılar bölümüne tekrar geri dönelim. İlk başta Polkadot ağından Akala ve Paralel Finans başta olmak üzere önemli projelerin Manta'nın partnerleri arasında yer aldığını görebiliyoruz. Yatırımcılarda ise piyasanın en büyük finans kuruluşlarından birkaçı hemen gözümüze çarpıyor. Özellikle Binance Labs. Dünyanın en büyük borsası Binance'in yatırım ayağı olan Binance Labs, Manta'ya yaptığı stratejik yatırımın yanı sıra Manta Network'ün merkeziyetsiz zincirüstü gizlilik sağlayan yenilikçi ürünler, hizmetler ve teknolojiler geliştirme çalışmalarını da destekliyor. Projenin Polkadot ağında açık arttırma ile ön satışı sunulmasının ardından Binance borsasında listelenmesi de çok muhtemel görünüyor. Hatta Binance daha önce kendi platformunda da Polkadot stakeleyerek Polkadot açık arttırmalarını düzenlemişti. Manta Network için de aynı şekilde yapabilirler diye düşünüyoruz. Bu arada Polkadot slot müzayede nedir, Polkadot ön satış detayları ile ilgili makalemizi web sitemizden incelemenizi öneririz. Böyle önemli bir projeye yatırım yapan tabii ki sadece Binance değil. Solana ağının en büyük yatırım ayağı olan Alameda Research de projenin destekleyicileri arasında bulunuyor. Ayrıca Polychain Capital, Definans Capital, Parafi Capital, Multicoin ve Spartan gibi önemli fon sermaye grupları da Manta'ya yatırım yapmış durumda. Manta da bu kadar büyük destek ve yatırımdan aldığı güçle sağlam ve emin adımlarla geliştirmelerine devam ediyor. 2020'nin son çeyreğinde merkeziyetsiz bir anonim ödeme sistemi oluşturmak için Web3 Vakfı hibesi alarak yola başladılar. 2021 yılına geldiğinde ise ilk olarak Calamari Network aktif edildi, Manta Network'ün ilk testi yayınlandı ve önemli kapitallerden yatırım toplamaya devam ettiler. 2022'ye gelince Binance yatırımı ile bomba gibi başlayan Manta Network arkasından sırasıyla
Polkadot Crosschain mesajın özelliğini kitaplığına ekledi ve testnetin ikinci aşamasını devreye aldılar. Yol haritalarını sürekli güncel tutan Manta Network ile ilgili gelişmeleri daha detaylı olarak Notion uygulamasından da adım adım takip edebilirsiniz. Bu linki de videonun açıklamalar kısmına ekleriz. 2022'nin 3. çeyreğinde tamamlanması planlanan en önemli hedef, başlangıçta Proof of Authority yani yetki kanıtı olarak dağıtılan tokenlar, şimdi ağ güvenliği, teşvik ve token ekonomisinde önemli bir etkiye sahip olan Delegated Proof of Stake yani temsil edilen hisse kanıtına geçiyor. Ayrıca bu çeyreğin sonunda staking özelliği de başlayacak ve ek olarak yine en yakın gelecekte MantaPay Calamari Network ağında başlatılacak. Manta Network'ün testnetine de bir göz atalım. Labs.pusula finans sitemizden ulaşabileceğiniz Manta Network'ün Dolphin Testnet 2'nin an itibariyle devam ettiğini belirtelim. Aylarca süren geliştirmelerin ardından Manta Network kullanıcılarına gizlilik haklarını daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde geri verecek olan Dolphin versiyon 2'yi piyasaya sürdü. Dolphin versiyon 2, Calamari ve Manta'da yayınlanmadan önce protokolleri test etme ve deneme şansı da sunmakta. Aralık 2021'de piyasaya sürülen Dolphin versiyon 1, 6000 benzersiz cüzdan adresiyle 60.000'den fazla benzersiz işlem gerçekleştirdi. Dolphin versiyon 1'in amacı çekirdek topluluktan mümkün olduğunca çok geri bildirim toplamak olduğundan herhangi bir teşvik ödül programı bulunmamaktaydı. Buna rağmen 500 yanıt ve binlerce geri bildirim toplandı ve Dolphin versiyon 2'yi oluşturmak için tek tek incelendi. Versiyon 2 testnet aşaması için versiyon 1 testnet aşamasından farklı olarak teşvik ödül programı da açıklandı. Dolphin versiyon 2 ile ilgili geri bildirim formunu doldurarak ve Glim kampanyasındaki diğer talimatları tamamlayarak airdrop ödüllerine hak kazanabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım, testnete ve ödül etkinliğine katılmak için sitemizdeki talimatları adım adım takip edebilirsiniz. Sayfanın linkini videonun açıklamalarında ve yorumlarda en başa sabitleyeceğiz. Oradan bulabilirsiniz. Ayrıca şu an prototip aşamasında bulunan Manta Swap ve Manta Platform uygulamaları da ilerleyen dönemde teste açılacak. Yani Manta'yı sürekli takip ederek ve toplulukta aktif olarak projenin ilk kazananlarından olabilirsiniz. Şimdi sıra geldi biraz da Manta ekosisteminin ve uygulamaların çalışmasını sağlayan teknik detaylara dalmaya. Manta bizlere iki ağ sunuyor. Daha önce bahsettiğimiz Kusama ağındaki Calamari Network ve bu videomuzun da asıl konusu olan Manta Network. Manta geliştiricilerinin birlikte çalışılabilir, kullanımı kolay, yüksek performansı denetlenebilir, uçtan uca gizlilik garantili ve merkeziyetsiz uygulamalar oluşmasına olanak tanıyor. Bu arada Manta'nın bu kadar etkili ve önemli bir proje olmasındaki en önemli etkenlerden birisi projenin ekibi. Ekipte Harvard, MIT, Algorand gibi önemli kurumlarda görev almış tecrübeli birçok ABD'li kripto para birimi uzmanı, profesör ve akademisyenler var. Sosyal medyada aktifler ve projeyi sürekli sunumlarla anlatıyorlar ve tanıtıyorlar. Geleneksel finansla karşılaştırıldığında DeFi'ler merkeziyetsiz olduğu için daha önemlidir. Ancak mevcut DeFi hizmetleri, gizlilik, ölçeklenebilirlik, kullanım kolaylığı ve likidite konusunda hala kritik sorunlar yaşamakta. Her ne kadar işlemler anonim gibi olsa da kötü niyetli kişiler kullanıcıların kimliklerini adreslerle eşleştirmek için işlem grafiği analizi kullanabilirler. Blok zincir bilgileri değiştirilemez olduğundan kullanıcı gizliliği sızıntısının maliyeti de ölçülemez oluyor. Tam gizlilik ve güvenliği gerçeğe bir adım daha yaklaştırmak için Manta iki temel sıfır bilgi kavramını sunmakta. ZK Assets ve ZK Addresses yani sıfır bilgi varlıkları ve sıfır bilgi adresleri. İlk olarak ZK Assets nedir? ZK Assets'ler gizlilik, bütünlük ve erişim politikasının sıfır bilgi kanıtlarıyla korunduğu yeni bir kripto varlık sınıfı. Basit tabirle gerçek coinlerin aynadaki yansıması gibi düşünebilirsiniz. Resimde görünen Alice'in Bob ile olan tüm işlemlerinde kullanılan bilgiler ve varlıklar zincir üzerinde gizli kalacak. ZK assetler şu özelliklere sahip. Esnek varlık türleri. Örneğin ERC20 benzeri coinler veya NFT'ler olabilir. Varsayılan gizlilik. Yani varlık sahibinin adresinin ve varlıkların türleri zincir üzerinde şifrelenir. Vasiyette açıklama. Daha spesifik olarak varlık sahipleri harcama gizli anahtarını ifşa etmek zorunda kalmadan varlık işlem geçmişini denetçilere ifşa edebilir. Yapılandırılabilir varlık politikası. ZK Assets veren kuruluşlar bir ZK Assets'in erişim kontrol politikalarını özelleştirebilir. Örneğin KYC kuralları saldırıya uğramış varlıkları kara listeye alma yeteneğine sahip olmak veya sahip olmamak gibi erişim kontrol politikaları oluşturulabilir. Peki ZK adres nedir? ZK asetler için ortak anahtar altyapısıdır ve 3 önemli bölümden oluşur. Birincisi ZK adres. Her türlü ZK aseti almak için bir ZK adres gereklidir. İkincisi görüntüleme anahtarı.
bir ZK adres için tam işlem geçmişini görüntülemek için özel bir işlem anahtarıdır. Üçüncüsü de harcama sırrı. Rastgele oluşturulur ve diğer iki anahtarı, yani ZK adres ve görüntüleme anahtarını üretir. Manta'nın diğer bir uygulaması da Manta Signer. Signer, Manta Network, Calimari Network ve Dolphin Testnet ile kullanım için gizli bir yönetici ve sıfır bilgi kanıtı üreticisi. Neden Signer'a ihtiyaç var? Zero Knowledge Proof'lar, Manta protokollerinin tasarımı ve işlevliğinin ayrılmaz bir parçası. Sadece sizin bildiğiniz sırlar, blok zincirlerde kimliğimizi temsil eder. Signer bu sırların hesaplamalı uzantısı olacak ve bunlara dayanarak kanıtlar oluşturur. Ardından defteri yalnızca sizin yapabileceğiniz değişikliklerle güncellemek için bu kanıtları blok zincire gönderebilirsiniz. Amaç, sonunda imzalayandan kurtulmak için sıfır bilgi kanıtı oluşturma performansını iyileştirmektir. Videoyu bitirmeden önce son olarak yakın zaman sonra piyasaya sunulacak olan Manta Token'ın detaylarını da göstermek istiyoruz. Manta Token, ağ kullanımlarında gizliliği koruyan, DeFi'deki büyümeden yararlanan ve token burn'e sahip ilk deflasyonist yönetişim token'ı. Ayrıca Manta Token sahipleri yönetimde söz sahibi olup teklif götürme hakkına sahip olmanın yanı sıra Manta Pay ve Manta Swap kullanım ücretlerinden doğan gelir ile de ödüllendirilir. Manta yönetişim protokolünün başlıca gelir kaynakları 3'e ayrılıyor. Gelirler kullanıcıların temel tokenlarını eşdeğer sayıda gizlilik tokenları ile değiştirmesiyle veya gizlilik tokenlarını temel tokenlara çevirmesiyle bir adresten diğer bir adresi transfer etmesiyle kazanılır. Bu sürekli gelirler Manta tokenlarını geri ödeme ve yönetişim değeri gibi avantajlar da getirecek. Manta tokenlarının toplam miktarı ise 1 milyar adet ile sınırlı olacak. %38 madencilik ödüllerine ayrılmış olan tokenların %18'i ise geliştirmeye ayrılmış durumda. Takım ve danışmanların payı %15, erken stratejik ve ön satış payı ise %29 ile sınırlı kalacak. Staking fonksiyonu ile oyun teorisi olarak adlandırdıkları mekanizma ile token sahiplerini dürüst davranmaya teşvik edecekler. İyi toplayıcılar bu mekanizma tarafından ödüllendirilirken kötü toplayıcılar ağdaki paylarını kaybedecekler. Bu mekanizma ile ağın güvenlik alması sağlanacak. Bu arada stake ödülü işlem ücreti tahsilatlarından gelecek. Hiçbir merkeziyetsiz swap platformu teknik zorluklar nedeniyle mevcut Polkadot ekosisteminde veya diğer kripto zincirlerde kullanıcı gizliliğini uçtan uca koruyamamakta. Manta bu boşluğu mükemmel bir şekilde dolduracak şekilde geliştiriliyor. Manta başta kurumsallar olmak üzere gizlilik korumasına ihtiyaç duyan tüm kullanıcılar için vazgeçilmez olacak. Bu nedenle Manta'nın Polkadot ekosisteminde ve tüm kripto para piyasasında gizlilik korumalı, merkeziyetsiz lider bir platform olmasını bekliyoruz diyerek videoyu tamamlayalım. Blok zincir teknolojileriyle ilgili bu tarz videoların devamı da gelecek. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, hala abone değilseniz kanalımıza abone olabilir ve yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca bizi Twitter ve Telegram'dan takip ederseniz haber, analiz, tüm kazanç dolu airdrop ve ön satış fırsatlarına en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz diyelim ve bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.